Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Mutfak şefinde içli köfte yapımını bu videomda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle 3 su bardağı ince bulguru ve yarım su bardağı irmiği ve şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzu kaba alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ardından 3 su bardağı kaynamış suyu üzerine ilave ediyorum. Bulgurun ve irmiğin her yerine suyun gelmesini sağlıyorum karıştırarak. Üzerine bir kapatıp bulgurun tamamen şişmesini ve karışımın soğumasını bekliyorum. Bunu birkaç kere karıştırdım ben. Yine karıştırıyorum. Ardından 1 su bardağı unu ekliyorum. Karıştırıyorum. İrmiğin kalanını ekliyorum, yarım su bardağı. Yine karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum ve 1 tane yumurtayı da ekleyerek karışımı şöyle kabaca kaşıkla karıştırıp mutfak şefinin düz aparatıyla karıştırmaya başlayacağım. Bu şekilde düz aparatını takıyorum. Önce düşük ayardan başlıyorum. Yanıma 1 su bardağı kadar su aldım. Ilık su. Oda sıcaklığında olması yeterli suyun. Azar azar su ilave ederek karıştırıyorum. Ben burada videoyu biraz hızlandırdım. Makineyi bu kadar hızlı çalıştıramadım tabii. Bakın bu şekilde topak topak bir görünüm alıyor bir süre sonra. Biz sulu ilave ettikçe su ile birlikte daha böyle kütlemsi bir hal alıyor. Makine birazcık zorlanabiliyor öyle durumlarda. Ufak ufak su ilave ederek hamurumu hazırlamaya çalışıyorum. Toplamda kaç dakika kadar yoğurduğumu sizlere şimdi söyleyeceğim. Bakın böyle topak topak oldu. 1 su bardağı artı 1 su bardağı şöyle 1 parmak kadar fazla su kullandım yoğururken. Makineye ilave ettim. Ara sıra bu şekilde açıp kıvamına bakmanız gerekiyor. Bakın ben şu an kıvamına bir bakacağım. Bunu da size göstereceğim. Şöyle hafif böldüğünüzde çatlakların olmaması gerekiyor. Hamurun hazır olması için. Şu an tekrar kapatıyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Bu sıçratma aparatını takıyorum. Çünkü hamur taşıyor. Hazneden. Evet, makineniz bu aşamada biraz ısınabilir. Sorun değil. 15 dakika kadar toplamda ben hamuru yoğurdum. 15 dakika boyunca çalıştı. Bunun makineler çok güçlü olduğu için sıkıntı çıkarmadı şimdilik. Evet, hamurumu aldım. Şimdi içli köfte yapımına geçelim. Ben hamurun her bir köfteyi tek tek tartıyorum. Yaklaşık 45 gram kadar bir hamur elime aldım. Rulo yaptım elimde ve parmağımla içini oyarak açtım. İç kavurduğum ve hazırladığım daha evvel yaptığım içten koyuyorum içine. İç malzemesini nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bu sağ yukarıdaki sağ köşedeki linke tıklayıp öteki içli köfte tarifimi izleyebilirsiniz. O tariften tek fark olarak ben bu için içine salça koydum. Ben buraları biraz hızlandırdım sizin için sıkıcı olmaması adına. Bu şekilde içli köftelerimi hazırlıyorum. Bir tane de bu şekilde göstereyim. 45 gram hamuru elime alıyorum. Uzun bir rulo yapıyorum ve parmağımla, baş parmağımla açıyorum. Ara sıra elinize ıslatmayı ihmal etmeyin. Islatmazsanız çok çabuk yırtılır hamurunuz. Daha sonra baş parmağımla bu şekilde biraz daha inceltiyorum.
Bu şekilde. Ben bu üçlü köfteleri dondurucu için yaptım. Dondurucuya koydum. Hemen kızartmadım. Başka bir videomda dondurucudan çıkarıp nasıl kızarttığımı gösteririm inşallah. Bu şekilde kademe kademe acele etmeden kapatırsanız içli köfteleriniz çok güzel olur ve çatlamazlar ve ağızları kızarırken açılmaz. Ben diğer uçtaki bu şekilde fazlalıkları elimle koparıp alıyorum daha ince olması için. Böyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bu şekilde içli köftelerim hazır. Bunları dondurucuya gönderiyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.